Evet, sevgili öğrenciler, basit olayların olasılıkları ile devam ediyoruz. Önce konu anlatımıza yapacağız, sonra bununla ilgili sorularımızı çözeceğiz, kazanımları çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Olasılık nedir? Önce e, tabii ki şöyle yapayım, ekranı da büyüteyim, biraz daha net görelim. Evet, şöyle yaptığım zaman benim için daha rahat olur. Basit olayların olasılıkları. E, burada olasılık ne demek? Önce bunu üzerine gidelim. Olasılık bir şeyin, bir olayın ya da gerçekleşme veya gerçekleşmeme durumunun olasılıktır. Yani gerçekleşme veya gerçekleşmeme durumu bu benim için bir olasılıktır. İçinde olasılık bulunan tüm durumlar deney olarak adlandırılır. Bu deneyin tüm sonuçlarına, sonuçlarının her birine çıktı denir. Yani mesela parayı attım. Paranın yazı gelmesi, tura gelmesi bunlar Yazı bir çıktı, tura bir çıktı gibi düşünelim. Bunların her biri bir deney. Her attığımda bir deney yapmış oluyorum aslında. E, tüm sonuçların oluşturduğu kümeye ise örnek uzay denir. Tabii bu örnek uzayı e, iyi tanımlamak gerekiyor. Yani mesela para için bir tane para için nedir örnek uzay? Bir yazı, tura. İki durum vardır. İki para olduğunda değişecek. Bunlarla ilgili hepsini açıklayacağız. Şimdi örnek uzayın her alt kümesine olay. Yani örnek uzay mesela YT. Sadece yazı gelmesi, sadece yazı gelmesi mesela ya da sadece tura gelmesi bu nedir? Bir olaydır. Ya da iki iki defa arka arkaya atarım. Önce yazı sonra tura gelmesi. Her bir elemanla ise basit olay deniyor. Yani yazı gelmesi eğer e, tek bir durum varsa işte sadece yazı gelmesi, sadece tura gelmesi ise buna basit olay diyoruz. Tabi burada e, şöyle devam edeyim. A olayının olma olasılığı PA ile göstereceğiz biz bunu. P olasılığı temsil edecek. Şimdi olasılık fonksiyonu 0 ile 1 arasında. Biz 1'e kesin olay 0'a imkansız olay diyoruz. Çünkü 0 demek imkansız oluşmayacak. 1 ise %100. Bunu %100 diye de gösterebilirim aslında olasılık olarak. 100 bölü 100 ya da %100 demek kesin. Şimdi olasılık tam ortadayken yani 1 bölü 2 iken olma olasılığı eşit. 1 bölü 2'nin sağında 1 bölü 2 ile 1 arasındaysa olması daha yüksek. Olması muhtemel. Eğer 1 bölü 2'nin altındaysa 0 ile 1 bölü 2 arasında ise olmaması muhtemel. Diyeceğiz burada. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Şu P A S A bölü S E'yi şu alt kısmı anlattıktan sonra anlatacağım. Sebebini de söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Bir olayın tümleyeninden bahsedeyim. A olayının dışında kalan tüm sonuçların kümesine A olayın tümleyi denir ve A üssü ile gösterilir. Yani örneğin e, yazı gelme olayı A ise yazı gelmeme olayı yani tura gelme olayı A üssü oluyor. Olasılıkta bu çok önemlidir. Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplam 1'dir. PA artı PA üssü her zaman 1'dir. Örneğin e, bir zarın atılması nedeniyle çift sayı gelme olayı 2 4 6 çift sayı gelebilir. Gelmeme olayı A üssü 1 3 5. O zaman gelme olasılığı bunu bahsedeceğiz zaten. 3 bölü 6 gelmeme olasılığı yine 3 bölü 6 oluyor. Burada eşit geliyor tabii ki. Tümleyen dediğim bu. Ayrık olay. Ayrık olay aynı anda gerçekleşmeyen olaylar ayrık olay denir. Yani örneğin bir paranın bir paranın hem yazı hem tura gelmesi aynı anda gerçekleşemez. Para ya yazı gelecek ya tura gelecek. Bunlar ayrık olaylardır. Paranın aynı anda yazı ve tura gelmesi. Ama mesela paranın yazı zarın 3 gelmesi bu ayrık olay değildir. Aynı anda gerçekleşebilecek bir olaydır. A ve B ayrık olaylar ise P A veya B ya da bunu mesela P A birleşim B şeklinde gösterebiliyoruz aslında. Veya bize birleşimi temsil ediyor. P A veya B eşittir. P A artı P B. Yani olasılıkları topladığım zaman A veya B'yi bulurum. A ile A üssü ayrı olaylardır. Örneğin burada A yazı gelme, A üssü tura gelme parayı için konuştuk. Yazı gelme ve tura gelme ayrı olaylar bundan bahsetmiştik. Şimdi bizim en çok ilgileneceğimiz kısım burası. S, eş olası örnek uzay. Şimdi bu zaten bizim kullanacağımız en sık örnek uzayımız. Şimdi burada E1 E2 EL. sonlu bir örnek uzay olmak üzere her bir olayın olma olasılığı her bir olayın olma olasılığı birbirine eşitse yani tüm sonuçların olasılıkları eşitse bu örnek uzay eş olası örnek uzay diyoruz. Mesela zar için. diyelim zarın bir gelme olasılığı da 1 bölü 6, 2 gelme olasılığı da 1 bölü 6, 3 gelme olasılığı da 1 bölü 6. Yani her bir sayının bir ge... ee, her bir sayının gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Yani eş olasılığı örnek uzaydır. Bu bizim için önemli. Ee, eş olasılığı neden kullanıyoruz onu söyleyeceğim. Şimdi bak burada eş olası ördek uzayı anlattıktan sonra şuradaki kısımdan bahsedebilirim. Şuradaki şöyle yapayım. Şuradaki PA eşittir SA bölü SE. Bunu ne zaman kullanacağız? Ne zaman işimize yarayacak? Onu söyleyeceğim. Şöyle yakınlaştırayım bunu. Şimdi eğer örnek uzayım eş olası örnek uzaysa eş olumluysa ki genelde biz bunu kullanacağız. PA eşittir SA bölü SE. Yani İstenilen durumun olay sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı. İstenilen durum bölü tüm durum. Olasılığı genelde biz bu şekilde kodlayacağız. İstenilen bölü tüm durum. Mesela bir paranın havaya atılması deneyinde örnek uzay yazı tura. Doğru mu? E bu yazı gelme olası da 1 bölü 2, tura gelme olası da 1 bölü 2. İki parayı attığımda örnek uzay yazı yazı, yazı tura, tura yazı, tura tura. Yani birincisi yazı, ikincisi tura, birincisi tura, ikincisi yazı şeklinde gelebilir. Burada mesela 4 durum oluştu. Ya da bir zar deneyinde zar atıldığında örnek uzay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama 2 zar attığımda doğru mu ne oluyor? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Sonra 2, 1, 2, 2, 2, 2, 6. 3, 1, 3, 3, 3, 6. Toplam 36 durum var burada. Aslında bak yan tarafta da aklımda olsun kısmında yazmışız. Ee, mesela şunu önce bir anlatayım ondan sonra ona bahsedeceğim. 2 zarın atılması deneyinde zarların 3 yüzüne gelen sayıların Toplamının 10 olma olayı. Şimdi bak toplamın 10 olmasını istiyorum. O zaman toplamı 10 olanlara bakacağım. Şimdi 4'lere bakıyorum. 4, 6 oldu. Zaten 4, 6'dan önceki 10 yapamaz. Daha sonra 5, 5 var. 5, 5, 10 yapar. Bir de 6, 4 var. Yani burada 3 tane olayım var. Her birinin gelme olasılığı eşit olduğu için örneğin toplamının 10 olma olasılığını sorsaydı istenilen durum 3 tane. 5, 5, 4, 6, 6, 4. Tüm durum 36 tane. Burada 36 tane sayı var. Şimdi bunu bir genelleyelim. Ee, mesela para olayında para olayında bir para için iki durum var. Ya yazı ya tura. İki para için 2 çarpı 2, 4 durum var. Yani en tane para olduğunda 2 üzeri en tane durum var. Her biri için iki durum var. Örneğin 3 para olduğunda 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üzeri 3'ten 8 durum var. Aynı şeyi zar için de genelleyebiliriz. Şimdi zar, bir zar için 6 durum var. İki zar için 6 çarpı 6 yani 6'nın karesinden 36 durum var. 3 zar için 6 çarpı 6 çarpı 6 yani 6'nın kübünden 216. Yani en tane zar olduğu zaman örnek uzayın eleman sayısı 6 üzeri n olacak. Bunu artık biliyoruz. Şimdi bu kısmı bitirdik. Şu aklında olsun kısmını da verdik. Tabi burada şurada bir tane matematikçimiz var. Önemli bir matematikçi. Aynı zamanda gökbilimci kendisi. Burayı okuyabilirsin. Aynı zamanda bunu ayrıca araştırırsanız çok güzel olur bence. Matematikçinin hayatını öğrenin. Her seferinde söylüyorum. Şimdi bu kısmı bitirdik. Kazanımlarda görüşmek üzere.